Herkes burada. Parti daha devam ediyor. Benim için parti bitti. Sen ne oldu? Sizinle bu parfüme olan ilginizle alakalı konuşmak istiyordum. Ha? Bütün masallarda karanlık ormanlara, fısıltılara, tehlikelere çağıran bir ses vardır bizde. Kötü krallar bütün cazibesiyle o tehlikeli maceraya çağırır bizi. Kendi ormanına soktuğu an kalbini parçalayacağını bilerek gider prensesler o kötü krallara. Peki ben masanın neresindeyim? Bahtıma ne çıkarsa kabullenecek miyim? Yoksa kalbimi parçalayacak kötü krala kapılıp gidecek miyim? Can Bey bir saniye. Can Bey durur musunuz? Kardeşim YDY 246. Can Bey bir saniye durur musunuz? Siz neden öyle? O herif sana öyle dokunamaz, sana öyle bakamaz. Seni rahatsız edemez. Ama bir şey olmadı ki yani. Sadece sohbet ediyorduk. Ayrıca daha sözleşmeyi imzalamadınız Bay Fabri ile. Kalsın. Sözleşme kalsın. Ayrıca senden daha... Yani çalışanlarımdan daha önemli değil. Yani sana özel değil. Öyle mi? Siz beni neden korudunuz ki? Benim savunulacak, korunacak bir tarafım yok. Ayrıca ben kendi kendimi savunurum. Ya olayda da bir şey yok ayrıca. Siz böyle her çalışanın hakkını arayacaksanız... işmiş alamazsınız, ben size söyleyeyim. Ona tafra, yok müşteriyi azarla, mekanı terk et. Geri mi dönsek? Dönmüyoruz, biliyor musun? Tamam, geliyorum. Ben öyle asortik partilerden anlamam zaten. Nereye gidiyoruz? Benim bir stüdyoya gitmem lazım. Fotoğrafları basacağım. Benim fotoğraflarım mı? Aynen, senin fotoğrafların. Ama öncesinde karnın aç mı? Evet, çok açım. Ya benim sizin yanınızda böyle midem kazınıyor. Normal mi, psikolojik mi, ben anlamadım. Yani ona pek mide kazınması denmez ama neyse. Efendim? Odun ateşinde dünyanın en güzel etine ne dersin? Odun ateşinde et. Of derim. Yani siz de açsanız kadar. Yani mevzu bahis etse ben genel olarak açım zaten. Ne var Deren, ne var Deren? Benim de ablam arıyor. İnanmıyorum, açmıyor ya. Hepimiz aynı anda aradığımız için olabilir mi acaba? Meşgul çünkü. Ne
Ne yapalım? Kapatalım telefonu. Şimdi etleri bekletmek de olmaz. Yemek yerken durduk yere rahatsız etmesin. Olur, kapatalım. Kapattım. Evet, ben de. Ama o nişanlı senin, hani şu bir türlü göremediğimiz. Laf etmesin. Arıza yapmasın. Şaibeli nişanlı. Nişanlı gibi, arkadaş nişanlı gibi. Olayın özünde aslında o şekilde o nişanlı. Arkadaş nişanlı. Güvene dayalı nişanlı. Okey. Anladım galiba. Hayır yani ne işi var Sanem gibi bir alt kadronun? Çok affedersiniz, kalbinizi kırmak için söylemiyorum ama ne işi var Can'la? Ne işler karıştırıyor bu kardeşi Leyla? Ay Derin Hanım, ne münasebet ya? Aa, hepimiz gördük. Can Bey elinden tuttu götürdü Sanem'i. Sanem'in ne suçu var ki? Arıyorum tekrar. Ya bence ne oldu biliyor musunuz? Ya Sanem içeride bir pot kırdı, tamam mı? Can Bey de insan evladıdır. Şimdi bu kadar insanın içinde rencide etmeyeyim dedi. Çıkarttı burada böyle sağda mağda bir yerde kovdu bence. Buralarda kovdu. El ele çıktılar CC, el ele. Sence kovmuş gibi bir hali var mıydı? Can Bey'den bahsediyoruz yani. Ne yapacağı hiç belli olmaz. Ay gerçekten çıldıracağım ama. Hatta sözleşmeyi bile imzalamadık. Koskoca firmayı çöpe atıyor. Ne yapıyor bu adam? Ara Güliz. Açana kadar ara. Derin Hanım belki de eve gitmiştir. Ben mi gidip eve bakayım? Derin Hanım bir şey soracağım. Ay, Can Bey nereye gitti öyle aniden çip çip be? Ay, çok önemli bir işi çıktı herhalde. Ben de bilemiyorum şu anda ama. Yani bugünden daha önemli ne olabilir çok merak ediyorum. Çok haklısınız. Sanırım hanımla biz konuşurken birden çekti gitti. Yani beni çok zor bir durumda bıraktı. Yani çok çok can sıkıcı. Vallahi kendisi bilir. Tabii Bey, kusura bakmayın. Yani yanlış anlaşılan bir şey var herhalde. Ben de tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama elbet abim açıklayacaktır size. Peki yanlış ne anlaşılabilir? Yani ne yanlış olabilir ki? Tek bir şey var. O kiminle konuştuğunu yanlış anlıyordu demek ki. Mine Hanım, şöyle yapıyoruz. Sözleşmeyi Aylin Hanım'la imzalıyoruz, tamam? Hadi size iyi eğlenceler. Hadi biz de gidelim artık. Abim yaptı yapacağını. Kampanyayı Aylin kapıyor. Ben de bu Sanem'i yarın kovdurmaz mıyım? Ama yeter ya. Gerçekten yeter yani. Yani bu kızın neymiş bu derdi ya? Herkes kovdurmaya çalışıyor bu kızı. Yeter. Haksız mıyım? Ben hallediyorum. Ben hallediyorum Cece, şimdi. Cece sakın buraya gel. Aslında biliyor musunuz? Can Bey ile ben uzun yıllar çalışmıştık eskiden ve kendisi hep böyle tutarsız. Evet. Büyük talihsizlik. Büyük. Buyurun. Merhaba. CC pardon, özel bir şey konuşuyoruz. Değil mi? Can Bey de keşke burada olsaydı da o da özel bir şey konuşsaydı. Ama yok, neden? Çünkü özel bir... Canım biz gidelim. Bir saniye, açıklayacaklarım var. Onlar sevgili. Scusa? Kuza? Ha, evet. Şöyle ki... Sanem Hanım ve Can Bey sevgililer. Bugün biraz araları bozuktu. Siz de gidip Sanem Hanım'la sohbet edince Can Bey biraz içerlemiş. Yani anlatabiliyor muyum? Çünkü çok büyük aşk yaşıyorlar. Çok büyük aşk. Yani inanılmaz bir ihtiraslı bir aşk bu. Yani sizin daha iyi anlamanız lazım. Amore, amore. Ya, inanamazsınız. Çok büyük aşk. Ama konumuz bu değil, değil mi Fabri? Bir saniye. Şimdi beni Can Bey yanlış anladı ha? Benim yüzümden aralar açıldı öyle mi? Yani ayıptır, günahtır ya. Böyle şey yapılır mı? Yani kadınla dans ediyorsunuz, ne güzel parfümünüz var diyorsunuz, kokunuz çok hoş diyorsunuz. Can Bey de kıskandı gitti. Yoksa hayatta terk etmezdi. Peki o zaman lütfen Can Bey'i arayınca benim özürlerimi iletirsiniz, tamam mı? Ama ben de Sanem Hanım'la sadece gördüğünüz sadece muhabbet ettim. Tabii. Yani bir yanlış anlaşma olmuş. O yüzden öyle oldu. Yine de bu yanlış anlaşılmadan dolayı işi bizden alacak değilsiniz değil mi Fabri Bey? Anlaştık. Baki yani. Değil mi? Anlaşmamız devam ediyor değil mi Fabri Bey? Ya Cece Bey tamam. Tamam elimi bırak. Fabri Bey. Tamam Cece. Fabri Bey. Cece Bey bırakırsanız elimi ya. Cece bırak. Türkçen senin de bozuk ha. Zaten Fabri Bey'in bugünü ayarlama nedeni kişisel ilişkiler değil miydi? Canım. Yalnız kişisel ilişkilerden en son bahsedecek olan sensin. Tamam, daha fazla uzatmıyoruz. Tamam. Şöyle yapalım. İş.
tekrar sizde. Yarın sabah da Can Bey'i ben ararım, tamam? Tamam. Pardon? Aylin Hanım, siz de bütün gün buradaydınız, kusura bakmayın ama yani... Siz zaten biliyorsunuz dijital işlerimizi alacaktınız. Böyle olsun, olur. Hadi bizim araba geldi ya. Bu arada biz bizimle çalışan ajansları bir motivasyon kampı yapıyoruz, oraya davet ediyoruz. Abi bayılırız kampa. Evet, bayılırız. Süper. Elbet ileriki günlerde birbirinize zaten çalışacaksınız. Hem tanışırsınız hem de böyle... Kaynaşmak. Hem de kaynaşırsınız, tamam mı? Hadi ben öldüm sıcaktan, hadi görüşmek üzere, hadi. Buyurun, buyurun. Sevgili Aylin. Ne güzel bak, minnacık dijital işleri de aldım. Motivasyon olur o sana. Kampta görüşürüz. Dikkat et kendine Deren. Dijitalci Aylin. Aylin Hanım. Ne kadar güzel araba ya. Bayıldım, beni şaşırttın Hamza. Ayhancığım, bunlar dünyevi şeyler. Para, pul, araba, şan, şöhret. Bunlar beni ben yapan özellikler değil. Benim mizacım aslında bilinenin çok farklısı. Benim içimde bir canavar var. Sert, haşin, gaddar, gerektiğinde tuttuğunu koparan bir insanım. Sen? Evet, ama bunu kimse bilmez. Mahalleli bilmez, Sanem hiç bilmez. Keşke bir anlatan olsa, keşke. Neye inanmıyorsun kızım? Herkesin kendi özel hayatı. Ben sana mizacımı açıyorum burada. Ahan da çakal İhsan. Sertliğimi gösterme imkanı. Gideyim şunun façasını aşağı alayım geleyim. Yaşmanama oğlum, nereye gidiyorsun? Allah Allah. Ya sen bilmiyor musun? Adam tehlikeli. Başım belaya girecek sonra. Ayhancığım, tehlike benim göbek adım. Tehlike Muzaffer Kaya. Geç şöyle otur. Ne? Geç. Gel. Ve beni izle. Uygulamalı sertlik. Ders bir. Hadi inşallah ya. Allah'ım ya. Hayırlı işler İhsan kardeş. Oo, eyvallah minik serçe. Öt bakalım şöyle bir mahallenin keyfi yerine gelsin ha. Minik serçe mi? Bu nasıl tabir İhsan kardeşim? Biz seninle yaşıtız. Senin kemiğin iri. Neyse, bunu konuşmaya gelmedim. Bak, bu dükkan benim Nihat babamın dükkanı. Sana defaatle, güzellikle söyledik olmadı. Ama derhal boşaltıyorsun bu dükkanı. Yani senin için de uygunsa. Yürek miydin oğlum sen? He? Böyle bir hareketle her yerin ayrı oynuyor. Boşaltmıyorum kardeşim, ne olacak? İtirazın mı var? Yok, benim şahsi bir itirazım yok da mahalleli yadırgayabilir. Neticede Nihat babamdan alışveriş yapmaya çok alıştılar. Ayaklara alışmaz, zarar edersin kardeşim. Ya biz çok gördük o ayakları şirin şey. Sen yorma güzel kapını hadi. Hadi yavaş yavaş taş hadi. Peki, hayırlı işler olsun. Sağ ol hadi. Ne oldu ya? Ne yaptın? Ne konuştun? Ya ne bileyim, saçma sapan konuşuyor ya. Eli ayağına dolaştı. Ne dediğini de anlamadım ki zaten. Herhalde çıkacak. 2-3 güne boşaldı. Anladım ya. Duydum zaten. Şirin şey. Ya, yürü ya Muzo. Nereye geldin? Burası benim kulübem. Fotoğraf stüdyom. Öyle ortaya karışık bir işte. Ateşinde et deyince, siz mi yapacaksınız? Evet, bir sakıncası mı var? Varsa restoranda gidebiliriz. Yok, mükemmel burası. Ben bir üzerimi değiştireyim, sana da bir tişört falan vereyim, rahat edelim. Olur. Evet, gel bakalım. Güzel, çok şirin bir yer. Bu atölyeyi ben yaptım, küçük bir atölye. Böyle bazen de işte böyle kafamı dinlemek istediğim zaman telefonumu kapayıp kaçacak bir yer oluyor benim için. Çok şanslısınız. Bir de böyle bir düzenek yaptım. Burayı böyle kapatıyorum, karanlık oda oluyor. Fotoğraflarımı falan basıyorum. Ya siz fotoğraf basarken ben de izleyebilir miyim? İzleyebilirsin tabii ama bugün olmaz. Çünkü kampanya fotoğraflarını basacağım için senin görmen yasak. Ya ama onlar benim fotoğraflarım. Ben merak ediyorum. Ya işte prensip meselesi. Baskıya gidene kadar kimsenin görmemesi gerekiyor ya. Tamam. Ben buradan kendime göre kıyafetleri alacağım. Sen de kafana göre bir şeyler seçersin.
Farkındayım, sıcak. Açacağım. Tamam. Olmuş, yakışmış. Ben odun getireceğim. Tamam. Şu arka tarafta Rıfat abinin ilgilendiği bir bahçe var. Orada salatalık, domates falan yetişiyor. Toplarsan her salata yaparım. Ya salatayı ben yapayım bari. İyi anlaştık. Salata sende, etler bende. Tamam. İçeride sepet falan var. Tamam. Biliyor musun ya? Bana dijital işleri verdiler. Çocuğu şekerle kandırır gibi dijital işleri verdiler. Ama benim motivasyon kampım derinin başına yıkmazsa. Aylin, oturur musun? Otur. O iş benim de. Tabii CC gelmeseydi. CC ya. Gülüyor musun sen? Ya vallahi CC deyince böyle sinirlerim bozuluyor. Yani şimdi baştan anlasana. İşi sen alıyorsun önce, sonra CC geliyor, işi sen alıyor. Ya sen ne gıcık adam oldun bugün. Ha şöyle gül biraz. Tamam, olan oldu artık. Sakin ol. Sakin falan olamam tatlım, ben öyle motive oluyorum. Böyle kendimi CC'nin bıyıklarını çekiştirirken, birinin böyle saçını başını yolarken hayal ediyorum. Rahatlıyorum. Bu arada senin Sanemcan'la aşk yaşıyor. Bravo valla. Çok güvenilir bir ajan bulmuşsun. Saçmalama Aylin. Canla Senem. Yani Senem bizim yanımızda çalışan bir kız. Niye? Bence fıstık gibi kız. Tam birini eğlendirmedik. Aylin, Epolen var. Hayır, o olmasa bile abim böyle tek gecelik ilişkiler yaşayacak biri değil. Hem Senem çok saf ve melek gibi bir kız yani. Melek derken? Melek, saf, güzel, güvenilir. Emre. Ya beni kıskanıyor musun sen? Böyle beni kıskandığında gözlerinden pış pış diye ateşler çıkıyor. Sonra da beni onların içine atıyorsun. Sen bana sürpriz yapacaktın Ali. Ne oldu? Yani sürpriz yapacağım. Sürpriz adı üstünde sürpriz. Önceden söyleyemem sana. Çabuk yap. Tamam. Peki. Enkı be. Hı. Tornavidayı versene. Ya bu değil mi Enkı be? Yıldız olanı. Heh, sağ olasın. Enkı be. Hı. İngiliz anahtarı. Mevki be, Allah aşkına bu Bora anahtarı ya. Böyle küçük kırmızı bir şey. Sağ ol hayat. Mevki be, su. Ay, suyun benden ilgisi var, o iş sende Nihat. Sen tahmin edeceksin, su gelecek benden. Ne alakası var ama? Mevki be, suyu kendim için istiyorum ya. Susadım, susadım. Çık oradan Nihat. Allah aşkına çık, gözünü seveyim çık ya. Yapamıyorsun zaten, olmuyor. Şu tesisatçı Ali'yi çağıralım, yapsın ya. Mevku be, ben bu evdeyken bu eve tamirci girmeyecek demedim mi ben? Tamam ya, yaptım, bitti. Bak. Sular mı kesik acaba? Sular kesikse sorun daha büyük Mevku be. Ben hemen balyoz alıp duvarı kırayım. Aman balyoz falan alma. Gözünü seveyim hiç alma. Önce bahçe, şimdi tesisat. Bana da gelmeye başladılar artık Nihat. Vallahi gelmeye başladılar. İlk işim ben var ya. O çakal insanı o bakkala gidip geri alana kadar böyle hasar verip doğrayacağım. Vallahi doğrayacağım. Aman Mevki be, sakin ol. Bak gene sesi kısıldı. Vallahi gözler büyüdü. Korkuyorum artık senden.
bakamam. Korkma sen. Sen korkma aşkım. O Hakan Gester bozuntusu çakal insan korusun. Tamam, tamam Menkübe. Hadi. Tamam, balyozu da almayacağım. Otur. Tamam. Hadi Menkübe. Allah'ım yardım. Tamam. Tamam Menkübe, sakin ol. Geçti. İki tane somun var. Onu sıkayım, hemen geliyorum. Menkübe, şuradan tornemi de versene. Değil miydi o? Benleydi ya. Benleydi de sonra Ayhan'la sahile gittiler. Ben de eve geldim diye merak ettim. Gelir herhalde birazdan. Bilmem, belki de gelmez, Ayhan'da kalır. Ne diye Ayhan'da kalıyormuş canım, zırt pırt. Allah Allah, iki adımlık gel. Gelsin evine. Neyse ya. Buranın hali ne ya böyle? Babam nerede? Bak, burada çocuğun kendine yeni bir hayat kurdu. Musluk da anlatıyor ya.
tamir edecek ya. Hadi inşallah. Babacığım, ne yapıyorsun orada? Hoş geldin böceğim. Hoş bulduk. Şeyi tamir ediyorum ama bitti bak. Şu somunu sıktım, harika oldu ha. Bunu bana sürerse ben bunu kapatayım ya. Aferin ya. Annem iyice dinledi, iyice dinledi. Baba suçlu suyu gelmesin artık. Anneciğim. Bak bak buralarda. Bu tarafa da sıkacağız, bu tarafa da sıkacağız. Oh, mis gibi koktu vallahi. Hazır olmak üzere ya ben... Bu arada unuttum ya, sen şarap içer misin? Yok. Yok, hiç içmeyeyim. Maya çünkü dokunuyor bana. Bir de çenem falan düşer şimdi. Almayayım. Konuşacağım ne olacak? Çok lezzetli. Yani bu kadar lezzetli bir etin kelime karşılığı bende var ama hiç söylemeyeceğim, dalga geçersiniz. Söyle ya, çok merak ettim. Yani ne diyebilirsin ki maksimum? Ya ben böyle lezzetli etlere... Söyle söyle. Bebişko diyorum. Ne? Bebişko? Yani lezzetli et olunca bebişko benim için. Çünkü çocukluğumdan beri öyle alıştım. Osman böyle mangal yaptığınızı görse çok kıskanırdı size. Osman kim? Bizim mahallede kasap. Ama çok güzel mangal yapar. Bir de çok güzel yemek yapar. Ayhan'la tanışmıştınız, onun abisi. Ben küçüklüğümden beri onlarla beraber büyüdüm. 5 yaşından beri de Ayhan'la başımız belaya soktuğumuz için hep onların evindeydim yani. Artık ufak ufak fotoğrafları basayım, sonra da seni eve bırakırım. Çok iyi fikir. Ben de bakabilir miyim fotoğraflara? Olmaz dedim ya, senin basılana kadar kimse göremez. Çok iyi fikir. Hadi be, hadi be. Hadi. Ah! Abi. He? Benim bu internet sitesi var ya, ayhanca.com. Ben ona fotoğraf koymayı düşünüyorum da. Acaba senin fotoğrafını mı koysak ya? Çünkü sen daha prezentablesin. Neyim? Daha karizmatiksin. He. Açsana şu kapıyı. Ben çalışıyorum, sen aç. Ya açsana şu kapıyı, maç izliyorum. Ayhan. Gerçekten 2 dakikada şu karizmada gözümde karizmanı yerle bir ettim.
Hoş geldin. Hoş bulduk. Vallahi bir üşüme geldi. Evin derecesi mi düştü ya? Buzlar kraliçesi geldi de. Ayhan, iki dakika zevzekli bırak. Lütfen. Senem hala eve gelmedi. Aradı mı seni hiç? Bakayım bir. Bir baksana. Yo, aramamış. Ne oldu? Nerede ki? Bilmiyorum nerede olduğunu, ben de bilmiyorum ama eve bir gelsin. Yemin ediyorum onu ayaklarından tavana asacağım. O saçlarını üçlü beşli gruplara ayırıp öyle olacağım. Aa, manyağa bak ya. Başka işkence yöntemlerinde var mı? Kız belki senden kaçıyordur ya, o yüzden gelmiyordur yani. Ya bir dakika durun, durun. Bu saati oldu, hala gelmedi mi eve? Bak istersen ben bir gidip bakayım. Ya Osman buralarda değil ki. Can Bey'le çıktılar gittiler, hala haber alamıyorum. Cep telefonu da kapalı. Vallahi annemlere ne diyeceğimi şaşırdım, yemin ediyorum. Bir 40 takla attım ya, bak sizde kalıyor dedim. Sakın çaktırmayın, tamam mı? Bir dakika, bir dakika. Sen şimdi hayatında ilk defa kardeşini mi düşündün? Ya üf, onu koruduğumdan falan değil. Babamın endişeden kalbi tutacak ondan sonra, o yüzden. Neyse ben gidiyorum, bak ararsa hemen bana haber verin, tamam mı? Cep telefonum da yanında zaten. Hadi iyi geceler. Otursaydın biraz. Gitmem lazım, hadi iyi geceler. Otursaydın biraz, otursaydın biraz. Kızın telaşına bak, senin söylediğin şeye bak. 20 yılda alabildiğin yol bu mu? Bu mu yani? Ayhan. Tutu. Sen sus. Tamam, sus. Aç kapıyı, ben geldim diyeceğim ya. Evet, ben hallettim işimi. Seni bırakabilirim. Gidebiliriz istersen. Ama benim işim bitmedi. Bak burası bak. Kötü kral. Gel. Gel gel. Kötü kral. Ya gel. Bana bir dans borcun vardı. Evet bir dans sözümüz vardı. Doğru. Vardı, iyi hatırladın. Evet. Ay. Pop, pop. İyi misin sen? Bak pervanelere döndüm seni. Görünce yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Yoluna adadım ömrümü ben sensiz olamam. Yana yana kül olsam her an yine de senden ayrılamam. Bin yıl yaşasam yine sana doyamam. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni almazsam gözlerim açık gider. Sanem. Sence de konuşmamızın vakti gelmedi mi artık? Hani şu aradığın albatros var ya. Bana ellerini ver. O benim. Sana gönlümü verdim nasıl güzel. Sana gönlümü verdim ey nazlı güzel. Seni Sanem. Almazsam gözlerim açık gider. Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben. Gel kaçma güzel. Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel. Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel. Yoluna adadım ömrümü ben. Gel kaçma güzel. Bana ellerini ver. Hayat seni sevince güzel. Sana gönlümü verdim nazlı güzel.
Günaydın. Günaydın. Hı? Teşekkür ederim. Annem. Ay, Can Bey annem. Annem beni öldürecek. Ben nasıl bu kadar uyuyakaldım ya? Ya bir de çok garip bir rüya gördüm. Ben size böyle kötü kral falan dedim. Böyle gel buraya falan dedim. Böyle şeyler oldu ya da öyle hatırlıyorum, bilmiyorum. Bunların hepsi gerçekten oldu değil mi? Eyvah eyvah. Dans, man falan filan. Çok iyi. Çok iyi ya. Hadi gidelim. Sen üzerini değiştir, ben burada bekliyorum seni. Tamam. Kapatıyorum kapıyı. Evet, lütfen. Gel bakalım. Teşekkürler. Hop hop hop, dikkat, takıldı. Kapıyı kilitleyip geliyorum. Tamam. Alo. Can Bey merhabalar. Ben avukat Metin Bey'in asistanı. Bir bakkal dükkanı ile ilgili bilgi istemiştim. Evet, var mı bir haber? Tefeci İhsan lakaplı biri almış bakkalı. Değerinin çok altında. 40 bin liraya kapatmış dükkanı. Sahipleri almak istiyormuş ama vermiyormuş adam. İçeri girmiş çıkmış. Dolandırıcılık, hırsızlık. Anlayacağınız dosya bayağı kabarık. En son şartlı tahliye edilmiş. Bu arada dün söyleyemedim. Elbise yakışmış. Evet, çok iyi denk geldi. Yani karavanda sadece bu elbise vardı, bir de bir çift ayakkabı. Tam oldu bana. Ben verdim ölçüyü. Nasıl? Boyum 1.70, kilon 55, ayak numaran 37. Doğru mu? Doğru. Teşekkür ederim. Yemek için, her şey için. Ben teşekkür ederim. Ofiste görüşürüz, konuşuruz sonra. Dur yardım edeyim sana. Geceden beri aramadığım hastane, karakol kalmadı. Can Bey'le el ele çıktın gittin, cep telefonu kapalı, kazamı geçirdin. Gece gece başına bir iş mi geldi? Aklımdan neler geçti ya? Abla ben çok özür dilerim. Şişt, sus annem, sus, annemler duymasın. Onlara da dedim ki ayağında kalıyor, dedim sakın çaktırma. Sen benim için yalan mı söyledin? Senin için yalan söylemedim, annemler için yalan söyledim. Endişeden ölmesinler diye. Ben gerçekten çok özür dilerim. Özür falan dileme annem. Kızım Can Bey'le el ele çıktın gittin. Manyak mısın, nesin sen ya? Hayır hayır, el ele çıkmadık. Tuttu çekti beni, biz öyle çıktık. Otur şuraya.
Otur çabuk anlat hemen. Hemen bütün detaylarını istiyorum. Tamam anlatacağım ama bana kızmayacaksın tamam mı? Tamam. Söz ver. Söz veremem anlat. Anlat. Tamam. Şimdi Can Bey'in ormanda bir dağ evi varmış. Oraya fotoğraf basmak için gidecekmiş. Biz gittik, ateş yaktı, mangal yaktı, yemek yedik, sohbet ettik. Sonra ben uyumuşum. O kadar. O kadar. O kadar. Sanırım sen yoksa etkilendin mi bu adamdan? Nesine etkileneyim ki, normal bir insan. Ablacığım normal bir insan falan değil. Çok ünlü, zengin, başarılı, yakışıklı bir adam. Ne yapsın bakkal Sanem'e? Bak saçma sapan hayaller kurmuyorsun değil mi? Ben mi hayal? Can Bey ve ben. Yok hayal kurmuyorum. Hı? Kurma. Hiç olacak bir şey değil çünkü. Ayrıca var ya o adamın her şehirde bir sevgilisi vardır. Ben sana söyleyeyim. Tipik, kaslı, çapkın, yakışıklı bir erkek yani. Ne yapsın bakkalı? Böyle şeyler ancak dizilerde olur ablacığım. Vallahi gerçek hayatta olmaz. Sen de şimdi aklın başına devşir. Tamam mı? Artık işine odaklan. Daha fazla da beni rezil etme. Anladın mı? Anlamadım. Bir daha anlatsana. Oh! Hadi hazırlan. İşe geç kalacağız hadi. Yok lan. 20 çarpı 30 70 etti. Yok nasıl oldu bu ya? 20 ile. Buyurun ne lazımdı? Konuşmamız lazımdı. Hayırdır ya? Sen kimsin bakayım, necisin? O kadar adamla papazsın ki sen hangisisindir diyorsundur şimdi. Senin de işin zor be. Nişanlı mısın? Çok dikkatlisin. Yok be, hiç dikkatli değilim aslında da. Bu aralar nişan yüzükleri konusunda hassasım sadece. İbo'nun adamı mısın? Yok yok, Hasan Gönder'desin ikisi. Yok yok, ben kimsenin adamı falan değilim. Güzel dükkan. 40.000 liraya almışsın burayı insanlardan. Ertesi gün geri almaya gelmişler. 100.000 lira istemişsin, 100.000. Ne yapacağım? Serbest piyasa ekonomisi. Bir günde 60.000 kar. Bir tefeci için bile çok fazla. Ha bir de sende tefecilik de varmış. Sonra ne ya? Varsa var, ne olacak? Ağır cezası var. Standardı 3 ila 6 yıl. Sen bir de defalarca girmişsin, çıkmışsın, iyice artacak. Hakime hesap da veremezsin. Ya bana bak, benim asabımı bozma bak. Benim sıkıntılı adamlarım var, üzerler seni. Bu adamlar diyorsun bir de, örgütlü suç. Of 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 of. 4-5 yılda oradan yersin. Şartlı talihi de hesaba kat. Katlandı mı katlandı, katlandı mı katlandı. Artık hesabı sen yap kaç yıl yatarsın diye. Ben sıkıldım çünkü. Nişanlın da sıkılır haliyle. Yani kim bekler ki nişanlısını hapisten çıksın diye onca yıl. Sen benim şartlı talihimi nereden biliyorsun ya? Ben senin hakkında daha neler biliyorum neler. İhsan, çakal İhsan. Kısaca sen şu kadarını bil. Burada bakkallık falan yapamazsın. Ne yapar ederim, seni buradan ederim. Anladın? Anlamışsın belli. Şu sıfatından anladığın belli. Şimdi şu anahtarları al. Sahibine iade et. Aldığın paraya geri sat. Ben de seni bir daha rahatsız etmeyeyim. Anlaştık mı? Güzel. Güzel. İyi günler. Şunu da bakkalın küçük kızına ver. Acıkmıştır şimdi. Ya baksana sen kimsin harbiden ya? Takıntılı bir adam. Taktım sana. Sanem, hadi bitmedi mi hazırlığın ya? İşe geç kalacağız. Anne, biz çıkıyoruz. Geldim, geldim. Kız, neredesin sen? Niye gelmiyorsun eve? Ayağımlarda kaldım ya. Aa, makyaj mı yaptın sen?
Yo, az bir şey. Bana yapmış yapmış, makyaj yapmış. Bakayım ablacığım. Ay çok güzel olmuş. Ama gözlerini öyle sürekli kırpıştırıp durma. Sen alışkın değilsin Cemal'e, o yüzden böyle kırpıyorsun biliyorum ama o kuruyacak. Ama böyle birbirine yapışacakmış gibi geliyor. Gözümü açamayacakmışım gibi geliyor. Kuracak, kuracak o. Üstüme iyilik sağlık, sana makyaj yapmışım. Ne oldu? Ne istiyorsun İhsan abi? Dur sakin ol ya. Dükkanı geri vermeye geldim size. Bana bak, öyle dalga malga geçiyorsan biz hiç havamızda değiliz. Yürü hadi, sinirlerini bozma. Ne oluyor Menkübe? Ne gürültü? Ha buyur. Ha yat abi. Al abi, bakkalın anahtarı. Bana hayır gelmedi oradan abi. Ben uğraşamam öyle işler. Sakız al, çikolata ver, bilmem ne. Ver gırtlak diyeceğim birine. Bizim başka bir şeklimiz var abi. Aldığım fiyata geri veriyorum sana, ha sıkıntı yok. Tabii, ödemeyi de ne zaman istersen yapabilirsin abi. Çok rahat ol, yay yani kendini, tamam? Ha bir şey daha var. Bir ara uğrayayım da şöyle bir oturup biraz sohbet edelim. Abi kardeş şekli çay içeriz belki ha. Benim beyimin ne işi olur seninle be? Hadi, hadi başka kapıyı hadi. İyi peki, tamam tamam. Hadi eyvallah. Aldık dükkanı, aldık. Başardık ya. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu İhsan'ı biri korkutmuş. Yani birinden korkmuş ama kimden korkmuş bu İhsan? Benden. Benden kızım, belli olmuyor mu korktuğu benden? Öyle kedi gibi geldi, yok dost olalım falan miyavlamasından belli değil mi? Ha. Bir daha kolay kolay da giremez bu sokağa. Sokma. Sen babanı ne zannediyorsun kızım? Esas gençliğinde görecektin babanı. Böyle sokağa girdiğinde o gölgesi böyle sokak. Sanım! Allah senin cezanı vermesin. Az kalsın unutuyordum. Az acı kaldı. İyi ver bari. Acıkmıştım zaten. Afiyet olsun. Hadi kaçtım ben, Allah'a emanet. Hadi, hadi selamet. Ay hadi hadi, biz de girelim, hazırlanalım da bakkalımızı açalım. Hadi, hadi. Nihat'cığım hadi. Hadi. Kız hadi gele, iyiyiz be. Hadi hadi, biz de gidelim artık, işe geç kalacak ya. Tamam. Ya sana bir şey söyleyeceğim. Bana niye çikolata vermedi ya? Ya çünkü sen sevimsiz ve soğuksun. Ya şaka yapıyorum, gel tamam. Veririm sana çikolatamdan bir diş. Aman istemez, kilo yapıyor zaten. Hadi ben kaçıyorum. Daha erken. Ya bir daha üzerimi değiştireceğim. Şirkete gideceğim, bir sürü işim var. Tabii ki abiyle de anlaştınız. Artık bende buluşacak zamanın kalmaz. Halin. Ben çok sıkıldım yalnız bu mezunlara, haberin olsun. Bana kızıyorsun çünkü hırs ne demek bilmiyorsun canım. Ama abinin çok iyi bildiği bir şey. Hırs ve azim ne demek. Maalesef sende yok. Bende yok maalesef. Anladım. Sabah sabah şurada keyfimiz yerinde niye bozuyorsun anlamadım, konun ne? Hiç merak etmiyorsun değil mi? Abin bir kampanya yaptı. Üstelik bunu senden habersiz, hı, senin çalıştığın kızla yaptı. Mesela o kampanya ne? Hiç merak etmiyor musun? Etmiyorum. Ama sen ne diyorsun? Evet ediyorum. Çünkü abin bu işi benden almak için ne yaptığını merak ediyorum. Tamam. Getireceğim bugün sana kampanyayı. Sonra rahat edeceğim mi? Evet, teşekkürler. İyi. Aylin, yalnız ben bu ara sevgilinden daha çok iş hırsını tatmin eden biri gibi hissetmeye başladım. O da beni tatmin etmiyor. Emre. Aylin, bundan sonra abim veya benim hakkımda konuşurken dikkatli ol. Tamam mı? Haddini aşma. Tutuşma meselesini bir cevaplayalım. Aynen. Arkadaşlar bir saniye izin verirseniz izah edeceğim. Lütfen artık şu dedikodu çarkını bir döndürmeyin. Bir durdurun artık, yeter. Önce cevaplamam. Arkadaşlar lütfen, Can Bey ve Sanem arasında hiçbir aşk ilişkisi yoktur. Sanem ablacığım, ben aşağı iniyorum şimdi. Sen sakın bir düşüncesizlik yapma, tamam mı? Bak benim gibi ol. Ajanı ara falan. Ne bileyim, böyle bir işe ara, tamam mı? Tamam, şey alacağım. Sanem, seni göreyim lütfen. Tamam abla. Arkadaşlar neden beni dinlemiyorsunuz? Nasıl yoktur diyorum, nasıl yoktur diyorsun? Nasıl yoktur, nasıl açıklayabilirim? Yoktur diyorum yani, değil mi? Yoktur diyorum. Yani bize gerçekten başından... Dün yaşanan tamamen patron çalışan ilişkisidir. Yani daha fazlası değil. Biz aradan gözü var birimizde. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Teşekkürler, iyi misiniz? Ben de iyiyim. Hayır, tamam arkadaşlar, bitmiştir lütfen. Aman hadi gidelim.
Sorularınızı daha alabilirim. Sorularınız birkaç tane daha var gibiydi. Bir iki tane daha sorun bakayım ya. Belki kaçırdığınız yer vardır, bir şey vardır. Sorun. Patron elini neden ele götürdü? Doğru, mantıklı evet. Soru. Çayından içebilir miyim? Tabii, buyurun. Konuşalım biraz, odama gelir misin? Olur, gelirim tabii. Arkadaşlar dediğim gibi hiçbir... Evet, yok hadi ben gidiyorum. Tamam, tamam, oldu. Ne oldu Eren? Can, konuşmamız lazım. Sen hem bize izin verir misin? Tabii. Dün sen ortadan kaybolduktan sonra Fabri ile konuşup işe aldık. Nove Fiori'nin bütün kampanyaları bizde. İstemiyorum Deren, iptal et. Nasıl? Anlamadım. Sen çıkıp gittiğin için biz... Deren. Boş ver ya, anlatma boşuna. Sevmedim adamı, ısınamadım yani. Kaynamadı kanım, anladın mı? Kanım kaynamadı. Ben gerçekten inanamıyorum sana. Can, milyon dolarlık kampanya aldık. Türkiye'nin en büyük reklam ajansı olacağız. Sen ne yapıyorsun? Deren. Dert değil ya. Boş ver. Dert değil. Fabriye mi kaldık? Başka müşteri buluruz. Can Bey. Can Bey, Fabri Bey aradı. Yoldaymış. Sizinle görüşmeye geliyor. Gelmesin Gülis, gelmesin. Söyle gelmesin. İstemiyorum. Can. Hı. Her şeyi o Sanem karıştırdı değil mi? Hayır, ben anlamıyorum yani. Sıradan bir çalışanın Fabri'nin yanında ne işi var? Ne alakası var Deren? Kendine gel. Ne alakası var? Can, bu kampanyayı alırsak ajansın geleceğini garantiliyoruz. Yeni departmanlar açacağız. Burada çalışan insanlar terfi edip yönetici pozisyonuna geçecekler. Sen şu anda inadınla kaç kişinin hayatını etkiliyorsun? Bunun farkında mısın? Gerçekten çok şaşkınım. Aziz Bey duysa çok üzülürdü. Tamam. Çalışanlar önce gelir tabii ki. Haklısın. Can Bey. Fabri Bey gelmiş sizinle görüşmeye. Tamam, söyle gelsin. Ha, olmaz. Biz, Can, bizim önce seninle bir CC ile konuşmamız lazım. Sen oyalarsın Güliz'cim Fabri'yi. Tamam, dur iki saniye, çay içemedim ya. Daha kreatif bir şeyler bulmasın. Yorumunu hiç katmamışsın, yorumun yok. CC. Efendim? Canım, bakar mısın? CC. Buraya gel, ne yaptıysan anlatacaksın şimdi. Zamanımız çok az. Ne oldu, nedir, ne tiyatro çeviriyorsun? Söyle Cece. Ben işe alabilmek için çok masum bir yalan söyledim. Sizin Sanem'i Bay Fabri'den kıskandığınızı, sizin çok büyük aşk yaşadığınızı, çok büyük sevgili olduğunuzu söyledim. Sizinle çalışmak güzeldi, iyi günler. Ne diyor bu ya? Ne sevgisi? Can, bir kese yalanlar ya. Dursana, ne biçim koşuyor bu ya? Çok küçük bir yalan. Koşuşa bak, Cece. Can Bey. Merhaba. Merhaba. Çok az zamanınızı alabilirim mi? Tabii, odam hemen şurada. Geçelim, buyurun. Tamam. Oyala diyorum sana Güliz. Bu kadar mı oyalıyorsun? Ne yapayım, ne yapayım ya? Hayır, hiçbir şey. Hazırsanız açıyorum. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Nasıl? Çok güzel, çok. Dur. Bu taraf biraz aşağıda kaldı galiba. Ne taraf? İşte sol tarafta görüyorum ben. Neresi ya? Allah Allah, sol tarafı. Benim kocam milimetre köşte oraların. Gayet iyi. Ne olmuş? Dur sen şimdi dur. Çık bakayım oradan. İşte bak, ben ne dedim? Sol taraf bir milimetre aşağıda kalmış, gördün mü? Bu mahallede bir akıllı benim, yeminle bak. Aşk olsun Mehkübe yani. Ayol, yardım istedin geldi. Tamam, istemiyorsan gideyim ben. Anladım. Aşk olsun Meryat'cığım, olur mu? Çok teşekkür ederiz de. Dükkanında da bak şimdi. İnsanlar beklerler. Boş kalmasın dükkan. Veli nimetindir. Hadi sen bukle. Hadi tamam o zaman. Hadi hayırlı uğurlu olsun ya. Hadi görüşürüz. Hayırlı lüleler. Tamam, hadi hayırlı lüleler. Çok güzel oldu. Mevku be. Hadi gel. Oh be. Çok şükür. Şükür de. Ben böyle bir delirip maliye dağıtınca malları tabii. Tığ teber kaldık böyle. Çakalıysam da çakallığından mal almamış. Ay ne olur kusura bakma Nihat. Yok Mevkü be, üzülme sen. Biz şimdi seninle el birliğiyle tekrar buraları doldururuz. Eskisinden daha güzel olur. Ama bu işi başımıza ben açtım, ben temizleyeceğim. Bekle. Ya Mevkü be,
Nereye gene? Allah Allah. Güliz, CC nereye gitti, ne oluyor? Bugünkü tüm aksiyonun sebebi sensin tatlım. CC yalan söyledi sizin hakkınızda. Nasıl? Siz kim ya? Ay senin haberin yok. E tabii yani, bütün gece Can Bey'le olduğunuz için. Kızım şirket çalkalanıyor sizin dedikodunuzla. Öyle el ele çıkıp bir daha geri dönmeyince. E hayır, bir de sen nişanlısın. Can Bey'in de poleni var. Can Bey'in neyi var? Polen Hanım, sevgilisi. Sevgilisi. Emin misin? Tabii ki eminim. Ha şirkettekiler pek fazla bilmez ama yani yıllardır birlikteler. Kendisi yurt dışında yaşıyor. 40. yıl partisine de geldi. Ya düşünebiliyor musun? Sırf bir geceliğine Can Bey'i görmek için. Sen orada görmedin mi? Görmedim. E biz de senin nişanlını görmedik hala. Yalnız Polen Hanım'ı görmen lazım. Aziz Bey de hayran kıza. Bir an önce Can Bey'le evlensinler istiyor. Ne oldu? Nereye gidiyorsun? Konuşuyorduk. Sözleşme kalsın. Ayrıca senden daha... Yani çalışanlarımdan daha önemli değil. Yani sana özel değil. Seni de, derneği de hepimizi kullandı. Görürsün sen Can David. Benimle oyun oynamak neymiş görürsün. Sessiz geliyorsun sen. Bir de beraber çıktık, yemin ediyorum. Allah Allah, zil takıp çingil çingil mi gelecektim acaba? Bana bak, sen koyun mu kuzu mu bir şeyler yapıyormuşsun. He, koçluk diyorsun. Da yani o tam olarak öyle değil tabii. Ama neyse ne, benim derdime çare lazım çocuk. Ya o da öyle değil aslında. Yani şöyle, ben size teknik olarak yol gösteriyorum ama... yani çareyi sen kendi içinde buluyorsun sonuçta. Allah Allah Ayhan, Allah Allah. Yani Mevkuşcuğum, tabii sana o kadar acil lazımsa çare buluruz bir şekilde. Ben bir kahve yapayım bize. Sen bana derdini anlat sonra. Kızım yok yok, benim o kadar vaktim yok. Bana bak, bizim bakkalı geri aldık ya biz. İçinde mal falan kalmadı. Ben bütün mahalleye dağıttım ya delirip. Yok, hiçbir şeyimiz yok. He, tabii malları almak için para lazım. İyi ya, sıkıntı yok. Buluruz parayı. Allah Allah, ne yapacak kız? Ya biliyorsun fikirler ve çözümler hep bizde Mevkıbe teyzeciğim yani. Aklıma bir fikir geldi. Alo, Muzo ne yapıyorsun? Hazırlan, bekle beni. Geliyorum. Mevkuşcuğum, azıcık rahatla ya lütfen. Ben de dedim o iş. Ben de çantamı alıp geliyorum. Allah Allah, kız çok bilmiş Ayhan. Anlat bakayım ne yapacaksın? Bu motivasyon kampına çalıştığımız bütün ajansların bir araya gelmesini istiyoruz. Çünkü bundan sonra böyle birbiriyle çalışan büyük bir ekip olacağız. O yüzden de bu kampa bütün çalışanların eşleriyle gelmesini istiyoruz, olur? Aa, çok güzel. Tamam, ben haber veririm herkese. Güzel. Can Bey, bu yanlış anlaşmadan dolayı tekrar özür dilerim, olur? Aa, hiç sorun değil. Ben de aşırı tepki verdim zaten. Sanem Hanım'la aranız iyidir inşallah. Evet, evet, harika, harika. Güzel. Ya, Sanem Hanım'ı görmemde bir sakınca var mı? Çünkü kendisini çok zor bir durumda bıraktım. Hem gönlünü alayım isterim, ha? Ha, arayayım. Sanem'in de numarası yok, artık Güliz'den arayacağız. Alo? Güliz'cim, Sanem yanında mı? Sanem... Hah, yanımda. Yanımda. Can Bey'in odasına gönderir misin? Can Bey odasına çağırıyormuş. Gitmiyorum. Gelmiyor. Ne demek gelmiyor?
kim gelmiyor, sen emin mi? Acil olduğunu söyler misin? Acilmiş. Gitmiyorum. Gelmiyor. Bu son ihtarım kendisine. Bu son ihtarıymış. Versene şu telefonu. Ver. Tamam, versene şu telefonu bana. Alo. Sanem, odama gelir misin lütfen? Gelmiyorum. Ne demek gelmiyorum ya? Ben geliyorum o zaman oraya. Siz bilirsiniz. Hay hay, buyurun. Kızımız Nazlı'dır da biraz. Ama çok tatlı bir şey. Tutkulu bu ya aşkı. Tam bir İtalyan gibi ha. Ya çok. Bizim de ajansımız nasıl sakindir normalde? Yani aşırı. Niye bugün böyle oldu hiç bilmiyorum. Neredesin bakayım sen? Ben nerede olacağım ya? İşimdeyim, gücümdeyim, getirimdeyim, götürümdeyim. Sanem bak, sabrım taşıyor artık. Ya öyle mi? Vallahi çok korktum. Elim ayağım titriyor şu anda. Ne yapacaksınız? Kovacak mısınız beni? Vallahi ben kovulmaya o kadar alışkınım ki hiç sorun değil yani. Hatta şu anda ben istifa ediyorum. Yeter artık ya. Gerçekten yeter. Ne yapıyorsun sen? Ha, iyi misin? İyiyim. Sağ olun. Siz nasılsınız? İyiyim ben de. Al, gel. Can Bey. Can Bey, ne yapıyorsunuz? Şşş, gel. Can Bey. Can Bey. Sen durur musunuz? Yok ya, ben seni anlamıyorum ya. Ha? Bayağı deniyorum, bayağı zorluyorum ama anlamıyorum yani. Ne oldu şimdi birdenbire? Ha böyle. Sen neye kızdın? Ben ne yanlış yaptım? Yanlış? Hı-hı. Her şey yanlış. Yani paket içinde her şey yanlış. Her şey yanlış. Her şey yanlış, öyle mi? Evet, sizinle ilgili olan her şey yanlış. Benle ilgili her şey yanlış. Sen o zaman dün kulübeye geldiğin için de pişmansın, öyle mi? Hayır, değilim. Alt tarafı yemek yedik, nedir yani? Ya sen resmen saçmalıyorsun şu an ya. Senin ağzından çıkan tek kelimeye daha inanmıyorum artık ben ya. Bir öyle, bir böyle. Ne dediğin belli değil ya. Ha, takmışsın bir de yüzüğü. Can simidi mübarek. Ne dediniz? Can simidi diyorum ya, can simidi. Bir takıyorsun, bir çıkarıyorsun kafana göre, duruma göre. Ya senin nişanlın falan var mı gerçekten? Can Bey, yüzük bu yüzük. Nişan yüzüğü. Görüyorum, görüyorum. Nah, bu kadar. Masraftan da kaçınmamış. Bravo. 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 Tekrar tekrar tebrikler. Neyse, ben sizi daha fazla rahatsız etmeyeyim mi? Akşam yemekte görüşüyoruz değil mi? Daha benim için uygun. Senin için uygun mu sana? Neyim? Uygun. Tabii uygun. Tamam. Çok, çok sevindim. Tekrar tebrikler. Akşam görüşürüz. Sağ olun, sağ olun. Ya ne yemeği? Bu adam şimdi bizi neden kutladı? Şey işte, nişanımızı. Akşam sen ben Fabri kutlayacağız, hayırlı olsun. Nişanımızı mı? Hı. Ben zaten nişanlıyım. Ya senin nişanlının adı ne ya? Osman. Osman. Evet, nişanlımın adı Osman. Ayhancığım, bizim de duruşumuz belli. Çakal İhsan benim gözümdeki şeytanı görüp dükkanı terk etti. Bu da Muzaffer farkı. Aynen, sen çok şirin bir kahramansın Muzo. Daha kızım, bu plan çalışacak mı, işleyecek mi? Gerçekten kaygı duyuyorum. Ha, bana bir güvensen, bana bir güvensen. Uf, hadi inşallah. Sana bir tane bardak versene. Ben şimdi doğru anlıyorum değil mi? Sen gittin Fabri'ye, Sanem'le Can Bey aşk yaşıyorlar dedin. Çok büyük aşk yaşıyorlar dedim, çok büyük. Amore dedim adamın dilinde, öyle dedim. Ne yapayım?
İş almanın başka çaresi kalmamıştı. Aferin ablacığım, yine başını çok güzel belalara soktun. Bravo. Ben ne yaptım şimdi ya? Benim suçum ne? Cey. Sen aklını mı kaçırdın? Ya beynini metrobüste mi unuttun acaba? Başka yalan mı bulamadın? Şimdi akşam Farbi'yle yemekte Can Bey'le nişanlı gibi mi davranacağım ben? Ay abarttın Sanem. Ay ne olacak, bir geceliğine sadece. Zaten bir daha Farbi'yi nerede göreceksin? Bu konu unutulur gider zaten. Ya Güliz, ben bu şirkete getir götür elemanı olarak girdim ya. Komplodan komploya girip çıkıyorum. Evet, herkes bir baksın arkadaşlar. Geldi mi herkes? Size iyi bir haberim var arkadaşlar. Yarın şirkete gelmek zorunda değilsiniz. Çok şükür. Hepimizi kovdu. Sakin ol saçma. Onun yerine hep beraber motivasyon kampına gideceğiz. Ben gelmem. Benim de çok ihtiyacım vardı motivasyona bu ara. Herkes katılmak zorunda. Bu organizasyonun No ve Fiori kendisi organize ediyor. Fakat onların şirket çalışanlarından hiç kimse olmayacak. Sadece biz ve onlarla çalışan diğer ajanslar. CC, sen önden gideceksin. Fabri seni organizatör olarak tayin etmiş. Yani önden gidip eğitim alman lazım. Sakin. Aylin'in ajansı da orada olacak bu arada. İlk bilgi olarak söylüyorum sadece bunu. Bu gece çok iyi uyuyun. İyice uykunuzu alın çünkü çok tempolu bir kamp olacak. Diğer ajanslara kim olduğumuzu gösterelim. Ha bu arada eşler, sevgililer davetli ama benim sayıyı bildirmem lazım. Eşli gelecek olanlar elini kaldırabilir mi? Güliz'cim not alır mısın? Tabii. Evet, elleri görelim. Evet. Sanem, senin nişanlın gelmiyor mu? Geliyor. Güliz, artı bir Osman. Yazar mısın? Sanem'le nişanlısına saçmalıyorsun. Düzenlediği motivasyon kampına gidiyoruz. Orada en küçük işleri alan ajans biziz. Can Divit ve ekibi gibi büyük ajanslar bizi ezmeye çalışabilir. Ama şunu unutmayın. Biz küçük bir ajans olsak da güçlü ve başarılı bir ajansız. O yüzden orada onları yerle bir etmenizi istiyorum. Yerle bir edelim derken Aylin Hanım, yani bu motivasyon kampı eğlence temalı değil mi? Motivasyondan ne anladığına bağlı Hilmi. Gözünüzü dört açmanızı istiyorum. Fikri Harika'nın en zayıf yönlerini öğrenin. En basit oyunda bile kazanan biz olmalıyız. Yarın sabah 6'da yola çıkıyoruz. Bugünlük de alabilirsiniz. Hilmi, sen burada kal, bana lazımsın. Ben de gelmek isterdim aslında Aylin Hanım. Tabii siz nasıl isterseniz. Heh, gel. Dernek için yaptığın işin baskısını getirdim abi. Bakayım. Konuşturmuşsun yine, çok iyi olmuş ya. Oğlum çok iyi olmuş, baskı da mükemmel, helal sana ya. Kız da güzel. Aynen, kız da güzel. Yüzünde onlarca ifade var yani. Bayağı doğal. Şey ne oldu? Billboardlar? Ay yarın hazır olur. Aa unuttum oğlum, sana ödül vereceklermiş. Hadi be. Ne ödülü? Ya dernekten Esma Hanım aradı. Bu kampanyayı senin yürüttüğünü duyan bir sürü insan bağış yapmış. Deli gibi destek almışlar abi. Millet daha görmedik kampanyayı. Ne ara oldu bütün bunlar? Fark etmez abicim. Adın yetiyor. Can Divit bir derneğe destek oldu mu olay bitmiştir. Ne oldu ya? Şımardın mı sen? Şımarık ya. Yok be oğlum, mutlu oldum. O da dernek için ya. Ha ödül diyordum. Uluslararası Reklamcılar Derneği katkından dolayı ödül verecekmiş işte sana. Sen alırsın, yine yorma beni. Ya oğlum bıktım senin ödüllerini almaktan ya. Sen seviyorsun bu işleri diye diyorum. Hafta sonu ben yokum. Baskıyla ilgilenirsin değil mi? Tamam tamam, merak etme. Ben de o işi. Hadi gidiyorum ben, görüşürüz. Hadi görüşürüz. Güliz, Sanem nerede? Sanem arşiv odasına indi. Tamam, çok sağ ol. Hayır yani Osman'ın nişanlıyız diye kampa nasıl götüreceksin, bunu nasıl ikna edeceksin çok merak ediyorum gerçekten. Kreatifi tıkla. Bekle şimdi. Ya tamam, ben düşüneceğim bir şeyler. Ya Osman'la ilgili. Sanem bir kere de düşündüm de. Düşüneceğim deme ablacığım, tamam mı? Önce düşünüp sonra hareket et, bir kere. Ya tamam, ben ikna edeceğim Osman'ı. Sen de gelsene benimle, bak seni çok seviyor biliyorsun, hadi. Olmaz canım. Sen kendin soktun kendini bu derde, kendin çıkacaksın.
Ay ya. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Bu şirkette herkes benim nişanlım var sanıyor. Yanım ortaya çıkarsa rezil olurum. Sen de rezil olursun benimle. Sen bilirsin. Şifre ne? Şifre ne? Ne bileyim, neyse şifren gir işte. E şifre yok ki bende. Sanem Can Bey herkese şifre dağıttı. Almadın mı sen? Yok almadım. Sen seninkini versene onu yazayım. Sanem olur mu öyle şey? Saçmalama. Herkesin şifresi ayrı. Ara Can Bey'i sor. Şifren olmadan çalışamazsın. Arayamam. Ben onun yüzünü... Sesini duymak istemiyorum. Sanem ben çıkıyorum. Akşam 7'de gelir alırım seni. Bay Fabri ile yemek için. Görüşürüz Sanem. Can Bey ben de tam çıkıyordum. Almanıza gerek yok. Ben kendim gelirim. Nereye? Nereye gideceğiz? Akşam 7'de alırım seni. Bu şifren. Güle güle kullan. Kesin polendir şifren. Bakmayın Gündür Hanım'la. Daha yeni devraldık ama haftaya elinizde olacak bütün hepsi. Hadi hayırlı günler. Hayırlı günler. Mevkü Bey, ya biz de bakkalı kapatıp eve mi gitsek acaba ha? İçeride mal da yok. Geleni de geri gönderiyoruz zaten. Yok yok. Ayhan gelecek şimdi. Bak göreceksin, biz onunla konuştuk. Bir şey bulacak o. Ya kusura bakma ama ya bu Ayhan'ın aklı fikri bir karış havada gibi geliyor bana. Yo yo, cingöz bakıyor. Bak göreceksin, bir fikir bulacak o. Bekle. Bekle bekle, ne bekleyeceğiz? Ne bulacak Allah aşkına? Hani bizden habersiz gidip bankadan kredi mi çekecek? Niye böyle yapıyorsun Nihat? Allah Allah. Buyurun. Ah buyurun, bak buyurun, geliyorlar. Buyurun. Abilerim, ablalarım, teyzelerim, amcalarım. Tek sıra halinde. Haklısın, yanılmış olabilirim. Bu düpedüz deli. Deli. Şöyle gel ablacığım, şöyle gel ablacığım. Aynen. Geçelim böyle sıraya, şey yapalım. Tamam, sıraya girin. Aynen. Şişt, çocuğum. Bizim bakkalımızda mal mı var? Ne satacağız biz bu insanları? Niye getirdin bu insanları? Mevki ben anneciğim. Ayhancığım öyle bir plan yaptı ki tıkır tıkır işleyecek. Evladım. Ya Mevki be, ne oluyor burada? Biriniz de bana anlatsın. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Nihat amcacığım, Mevki be teyzeciğim. Biliyoruz içeride mal olmadığını da. Mesela Emine teyzem Karakaplı'daki borçlarının bir kısmını ödemeye geldi. Evet. Mahallemizde 100 kişiye sorduk. Neredeyse tamamı size olan borçlarını eritmek istediklerini söylediler. Şimdi bunu veriyorum. Gerisini ay sonunda vereceğim. Vallahi benden de bu kadar çıkıyor ama. Rica ederim. Kusura bakmayın. Benden de bu kadar. Estağfurullah. Benden de bu kadar. O zaman içeriye geçelim. Ben defterden tek tek bunları düşeyim. Tamam. Hadi. Kız sen. Sağ ol. Ay, sağ ol. Çok teşekkür ederim kız. Sen ne dedin bak. Seni aldım. Seni yerim. Oldu tabii. Muza da çok yardım etti yalnız. Sana da teşekkür ederiz Muzaffer. Aman estağfurullah Mevki be anneciğim. Ne yaptık ki? Hepimizin bakkalımız. Neticede bakkal mahallenin kalbidir. Ay. Bence yeterince kuvvetli olmamış. Bu imajı değiştirelim biz. Deren Hanım, istediğiniz tüm bilgileri sisteme girdim. Belgeleri de dosyaladım. Çıkabilir miyim? Çıkabilirsin tabii. Niye çıkamıyorsun? Yemek randevum vardı değil mi senin? Ajansın patronu Can Bey, Nove Fiori'nin patronu Fabri ve Sanem. 3-5 günlük eleman için sence de çok enteresan bir yükseliş grafiği değil mi bu? Siz ne demek istiyorsunuz? Patron sever bir halin var diyorum. Şu konsepte ne kadar hakim olduğuma inanamazsın. Ha ama bak ben hiç kimseye haksızlık etmek istemem. Belli, zeki kızsın. Da sakın benimle zeka yarıştırma. Çok pişman ederim seni. Gözüm üstünde. Sanem. Kusura bakmayın. Patron beni çağırıyor. Emre Bey,
Deren Hanım beni kovabiliyor mu yoksa sadece siz ve Can Bey mi kovabiliyorsunuz beni? Yine ne oldu Sanem? Boşverin. Neden çağırmıştınız beni? Abimin senin fotoğraflarını çektiği kampanyayı gördün mü? Yok görmedim. Can Bey kimseye göstermiyor. İyi tamam. Abim şimdi çıktı. Odasına git. Telefonuna fotoğraflarını çek. Bana gönder tamam mı? Siz neden almıyorsunuz yan oda? Ya abimin odasını karıştırırken birileri görürse dikkat çeker. Ama Emre Bey, Can Bey sizin abiniz. Sonuçta ben getir götür elemanıyım. Odada bir şeyler ararken yakalanırsam daha fazla dikkat çekmez mi? Baksanıza. Ofis camdan. İtiraz etsem de yine de git al diyeceksiniz değil mi? Peki buradan geçebilir miyim? Daha pratik oluyor da. Geç. Dosyayı getir demedim ki. Fotoğraflarını çek getir dedim. Emre Bey, Can Bey kimseye göstermiyor diyorum. Zaten ben de görmek istemiyorum. Dosyayı getirdim ki siz fotoğraflarını çekersiniz. Ben görmeyeyim. Ne enteresan bir kızsın sen ya. Tamam, bakmıyorum. Ben çıkıyorum. Görüşürüz. Hadi yallah. Abiciğim. Yo. Of yandık. Abilerin abisi. Hayır. Ne aman dinlemedin ki daha. Hayır. Ben sizin ifadenizi biliyorum. Bu ifade benim başıma defalarca kez belaya soktu. Bu sefer yemezler. Öyle bir şey değil. Ama abicim hiç dinlemedim. Bir kerecik dinlesen. İstemiyorum. Hadi canım. Hadi güzelim. Hadi Ayhan canım. Dedi ki. Bak şu güzel. Ayhan şey dedi ama. Bak. Hadi. Ama Ayhan dedi hadi. Ki ben dedi ikna edeyim. Ama bir şey yapmak için canımı kovuluyorum ben şu an. Benim ekmek param ama bunu halletmemiz... İstemiyorum. İstemiyorum. Bak ne güzel diyorum değil mi? Tekrar söylüyorum. İstemiyorum. Merhaba Osman. Yok. Leyla'yı da getirdiğinize göre ne istiyorsunuz bu sefer? Adam mı öldüreceğim? Ha söyleyin adam mı öldüreceğim? Yok o kadar değil. Hayatta olmaz. Ya bir ne olur. Hayatta. Doğru bir şey değil. Abla, çok da ne diyorsun? Ay be. Ya yardım istiyorum. Bir saniye ben hallediyorum. Bir dakika. Olmaz ya. Hayat memat meselesi ama. Ya kızım siz manyak mısınız? Ya ciddi soruyorum manyak mısınız? Geleceğim seninle kampa nişanlı taklidi yapacağım. Bu iş beni bozar beni çalmayın. İşten kovulurum. Şirkette herkes benim nişanlım var zannediyor. Osman eğer o işten kovulursa ben de kovulurum. Abi be. Ya ne olacak ki ya? Bir günlüğüne kasaba kapatırsın. Hem sana da tatil olur. Ya iyi de niye Osman dedin ki ya?
Ya başka isim mi yoktu? Ne bileyim, o anda ilk aklıma gelen isim Osman oldu. Dua edin de zebercet demedim. Bir şey yapmayacaksın zaten. Sadece nişanlınmış gibi davranacaksın. Ben orada olacağım. Sanem, bak sen benim kardeşim gibisin ya. Ben sana nasıl aşık taklidi yapacağım? Bak bu çok saçma sapan bir iş, ben nişanlıyım. Ben yardım edeceğim sana. Bizim şimdi bir patronumuz var Can Bey. Çok çok kötü bir adam. Sadece onunla tanışacaksın. Ben Osman diyeceksin. Bitti. Gerisi ben de diyorum. Ya. Ya Osman, bak ben de orada olacağım. Gerçekten ben de yardımcı olurum sana. Sıkılmazsın. Vallahi bak. İyi ya. Tamam, geliyorum. Başını ay ya. Bana... Tamam, tamam. Tek gün. Aslan. Tek gün. Bir de. Şimdi bana yemek yapacaksınız. Hak ettim. Hemen. Hemen. Ya beraber hazırlarız ama ben yemeğe kalamam. Can Bey'le yemek yemem lazım. Nefret ettiğin adamla yemeğe mi gideceksin? Bir de onunla da nişan taklidi yapacağım. Nasıl? Abicim, ben sana anlatacağım. Küçük detaylar, takılmayalım. Daha senin zengin taklidi yapıyor olman lazım. Çünkü kafam kadar bir nişan yüzüğü söz konusu. Bir de sana araba lazım. Oha. Başka? Daha başka? Limonlu salata. Ablam şahane yapıyor. Hadi. Hadi. Anne, geldim ben. Ama hemen çıkmam lazım. Çünkü çok sıkıcı bir işim var. Gözümden yaş geldi. Dur dur Berkine. Allah, kalp krizi geçireceğim birazdan. Sonra. Ya işte beni görmeniz lazım. Saatlerce dil döktüm İngilizce ya. Ya anlamıyor adam. Ondan sonra Fransızca, İtalyanca, İspanyolca nasıl yar diyorum? Yok. Adam Türkmüş mü? Ay, adam Türk değil. Ay bayılacağım. Ay hoş geldin. Ya ben biraz erken gelmişim de laflıyorduk öyle. Hoş geldin kızıcığım. İş yemeğine gidiyormuşsun. Seninle gurur duyuyorum, gurur. Karım çok merak. O değil de. Adam nereliymiş? Ya vallahi o saatten sonra artık hiç sormadım. Biz adamla Türkçe de anlaşamadık. Ben bir şey söyleyemeyeceğim. Sayın Mustafa. Nasıl? Yüze sağlık valla. Yok bakkalda. Ha. He. Hadi ya. Tamam mı? Hadi. Tamam. Aslı bakayım. Muzaffer. Kızım neredesiniz? Acil toplantı dediniz. İki saattir ağaç oldum ben burada ama meraktan ölüyorum. Sanem'in başına bir şey geldi. Benden gizliyorsunuz. Yemin ediyorum Sanem'in başına bir şey geldi. Hı? Ayhan? Oğlum sakin ol ya. Allah Allah Muzaffer. Kız gayet iyi. Bir şey yok. Yemeğe gitti. Yemeğe mi gitti? Leyla, bu kız kiminle yemeğe gitti? Nerede gitti? Tek başına mı gitti? Gecenin bu saatinde Sanem yemeğe mi gitti? Aman kimle gittiyse gitti canım. Boş ver, ne düşünüyorsun sen bunları? Olur mu ya? Olur mu? Olur olur, gayet güzel olur. Sen şimdi otur, sakin ol. Otur, biz seninle bir şey konuşmaya geldik. Pardon, ben geldim önce doluydu. Sandalye çekin, hadi. Neredesiniz? Ağaç oldum. Evet. Grazie. Kadehimi ikinizin şerefine kaldırmak istiyorum. Bu devirde sizinki gibi böyle tutkulu aşkları bulmak neredeyse imkansız. Sanem Hanım mı? Şarap, vino? Yok 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 yok. Almasın, o bozuyor onu şarap. Bozuyor. Ha. Beni bu aralar bozan çok şey var. Sevgilim, keyfin yerinde mi? Yani memnunsun ortamdan. Evet hayatım, her şey yolunda. Harikler, aman keyfin olsun. Ne zamandır soracağım, bir türlü soramadım. Siz nerede tanıştınız? Kayseri. Paris'te. Kayseri'de. Frans, Paris, Kayseri. İkisi yakın mı? Kayseri, Türkiye. Ha. Burası. Kayseri'de. Ha? Aa evet. Doğru, ben unuttum onu ya. Evet, biz ilk Kayseri'de. Aynen. Hayatım, anlatmak ister misin Kayseri'de nasıl tanıştık biz? Sen de hiç yardımcı olmuyorsun hayatım. Sen çok daha iyi anlatıyorsun, o yüzden. Hemen anlatayım. Ben Kayseri'de bir lokantada mantı yiyordum. Mantı. Kayseri'de mantı. Beklenmedik bir şey.
Sonra Can Bey lokantadan çok havalı bir şekilde içeri girdi. Ay çok romantik devam bak dinle. Evet pardon devam et. Sonra mantık almamış. Mantıcı da mantık almamış. Olacak şey değil. İlginç. Sonra işte Can lokantaya girdi. Ben çok açım bir mantı yiyeceğim dedi. Restoran sahibi de mantık almadı dedi. Hayır dedi ben o mantığı yiyeceğim bu akşam burada dedi. İnattır, inadı inattır. O mantığı yemeden rahat uyuyamaz o gece. Mümkün değil. Sonra ben de bir baktım. Aç, sefil. Sefile, mizerable. Mizerable, bravo, bravo, mizerable. Ben de tabağımdaki mantıyı onunla bölüştüm. Çünkü canım o benim. Canım hani C büyük harfle üstten virgül apostrofo. Canım. Ya çok romantik. Çok romantik. Paris nasıldı? Onu sen anlatmak ister misin hayatım? İsterim, isterim. Ben anlatmak isterim. Ben aslında Paris'e iş için gittim. Çok işkolik. İşkolik mi? Yani bir gün yürüyüşe çıktım bir gece. Çıkarım genelde yürüyüşe çıkarım geceliğin. Yağmura yakalandım birden. İnanılmaz yağmur. Bir yağmur Paris'te. Meşhurdur Paris'te yağmur. Sinemanın önünden geçiyorum o esnada. Film izlemeye bayılır. Çok sanatsever, sanat seviyor belli. Tabii. Girdim içeri, bilet sırasında beklerken önümdeki kıza doğru yaklaştım. Muhteşem bir koku geldi burnuma. Hayatımda aldığım en harika koku. Tabii yarı karanlık, arkası dönük, göremiyorum. Kıpırdayamıyorum heyecandan. Sonra hafifçe başını çevirdi. Bir baktım, Sanem. Ben tabii cesaretimi topladım. Hafifçe omzuna dokundum. Hatırladın mı beni dedim çünkü ilk Kayseri'de. Kayseri'de. İşte o günden sonra onun kokusunun bağımlısı oldum gördüğünüz gibi. Harika, film sahnesi gibi. Değil mi? Masal gibi. Can Bey, bunu paylaştığınız için çok teşekkür ederim gerçekten. O zaman içelim. Kayseri'den Eyfel'e. Bayılır sarımsaklı yoğurt yesin. Ay bir de mantıyı ekmekle yiyor. Çok severim, bayılırım. Banarım yani. Sıyırıyor. Belli ediyor zaten Can Bey. Bekleyince insanın aklına türlü türlü şeyler geliyor. Gerçekten kendi kendime panik oldum. Ya Muzaffer, bak herkes iyi, Sanem de gayet iyi. De biz başka bir şey için geldik. Ha. Başka bir şey için. Hayırdır? Ne için? Bana... lazım bana. Ne lazım? Araba. Hı? Araba lazım, araba. Ha, 5 gün önce de bana lazımdı biliyor musun? İlaç için bir araba bulamadım. Mahallede araba kıtlığı var yemin ediyorum. İşimiz gücümüz oluyor, bir tane araba bulamıyoruz. Nereden bulsak, nasıl yapsak? Ne diyorsun sen ya Muzo? Allah Allah. Sen geçen gün gösterdin ya bana senin arabanı. Kız gibi araban var. Kızım, o araba, o araba mı? Ben sana kaç kere anlatacağım. O araba benim rahmetli babamın yadigarı bir araba. Annem o arabaya gözü gibi bakıyor. Çamaşır suyuyla yıkıyor kadın. Beni yanına yaklaştırmıyor arabanın. Bak Muzaffer, durum gerçekten çok ciddi. Anla işte abi, gönül işi. Ya hem aşk acısını sen anlamayacaksın da kim anlayacak ki burada? Bak zayıf noktamdan vuruyorsun Osman. Gerçekten Osman'cığım zayıf noktamdan vuruyorsun. Aşkı da benden fazla anlayan bir adam bulamaz. Gerçekten. Ama annem beni doğurar. Vallaha doğurar. Ya Allah Allah Muzo, annenin haberinin olmasına gerek yok ki. Ya sanki kadın gece mi giriyor yıkıyor arabayı ya? Gündüz yıkıyordur. Biz alacağız arabayı. Haberi bile olmayacak. Bırakacağız tekrar. Ayhancığım, ben anamı tanıyorum. Ben bu riski alamam. Gerçekten bu iş imkansıza yakın. Bu iş olmaz. Ya, tamam Muzo ya, tamam. Tamam. Söylemedik sen. Abi üzülme. Bulacağız bir yolunu, tamam.
Ay tamam Osman ya. Neyse başkalarına sorarız artık. Vallahi birkaç arkadaşım var. Onlara falan sorarız. Sıkma canını. Otostop falan yaparız ya. Hayır. Aa! Ne biçim laflar bunlar? Hayır. Buna karşı çıkıyorum. Çünkü neden? Aşkta otostop olmaz. Bu benim kırmızı çizgim. Bir şekilde ayarlayacağız. Madem aşk için, bakın bir günde gidin gelin. O arabayı aldığınız gibi gıcır gıcır yepyeni garajına geri bırakmak sözüyle veriyorum. Aferin be. Altın kalplisin. Yemin ediyorum bak sana. Tabii. Aşk dedin. Aşk dedin. Şu anda beni yüreğimden yakaladın. Çünkü mevzu bahis aşk olduğunda bizde limit yoktur. Herkese benden çay. Eyvallah abi. Abi benimki açık olsun. Of çok büyük aile çay bahçesi. 50 tane aile var. Yemin ediyorum gaza gel. Her şeyi aldın değil mi Senem? Ya aldım. Sanırsın 20 günlüğüne gidiyoruz. Kendi valizini doldurduğun yetmedi. Bir de benim valizime doldurdun eşyaların. Yani bak şu kadar yer kapladım ben bavulun içinde. Şu kadarcık. Ay tamam Senem uzatma ya. İyi. Nişan yüzüğünü takmamışsın yine. Ay unuttum. Annemden saklamak için işte bir oraya koyuyorum bir buraya. Tak onu tak. Tak onu. Tamam. Orada da beni rezil etme tamam mı? Hadi alakası var. Tamam ben söyleyeyim de. Alo, Aysun. Ha, günaydın canım. Ya kusura bakma bu saatte aradım seni ama... Kızım, çok acayip haberlerim var sana. Ha, yok canım, öyle ayaküstü anlatır mıyım? Hadi kalk gel bana. Hadi gel. Tamamıyla iş kafasıyla buradayım şu anda sana. Vallahi o Aylin ajanını yakalayacağım, kafaya koydum. Zaten bizden biri ama kim bilmiyorum. Bakalım sen kaçamayacak benden. Hı hı. Tamam, kolay gelsin sana. Osman nerede acaba ya? Ya çocuk var ya, sırf senin için dükkanı kapattı, şehir dışına geldi. Ne kadar incin sen ya. Vallahi ortalığı bu kadar komplike nasıl karıştırıyorsun? Bu çocukluğundan beridir hala mevlimiş değilim ben. Tamam, sakin ol. Geldik işte, hadi. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. Evet, arkadaşlar, No ve Fiore'nin çalıştığı 4 ajans olarak kamptayız bugün. Şimdi kampta neler yapacağız? Çeşitli atölyelerimiz olacak, efendim mesela oyunlar olacak, etkinliklerimiz olacak. Ben Deniz JJ, kamp sorumlusu. Burada da yazar zaten. Dileyen gelip buradan okuyabilir isterse. Çünkü burada yazıyor kamp sorumlusu diye. Buradaki amacımız nedir, kampın amacı? Burada güzel arkadaşlıklar... güzel anılarla... Şeytan. Gününüzü göreceksiniz. Kamp sorumlusu JJ. Varmış. JJ, bir şey sorabilir miyim?
Karşı ajans neden bizim dinlediklerimizi dinlemiyor acaba şu anda? Vallahi Deren Hanım, onlar kendileri bilirler. Ben anlatacağımı burada anlatıyorum. Sonra ay biz bilmiyorduk, etmiyorduk diyemezler yani. Öyle bir şeyleri yok. Burada dursalardı bana ne? Çok mantıklı. Her neyse, şöyle yapalım. Odalarınıza yerleşin. Bir saat sonra ilk etkinliğimiz başlayacak. Herkes kendi ajansının takımının formasını giysin ki ajanslar karışmasın. Benim canımı sıkmayın. Sizi seviyorum. Bu kadın ne kadar kötü kötü baktı ya. Çok ürkütüyor beni. Öyle ablacığım, kötü çünkü. Kızlar, durum anlaşıldı. Biz burada motivasyon kampında değiliz. Biz buraya Aylin'le savaşa geldik. Peki hep birlikte savaşa var mısınız? Varız. Varız. Sanem sen de varsın. Ha. Koy, elini koy. Evet. Varsın. Varız. O zaman... Fifi-ha-fika! İşte bu kadar. Çakma reklamcılara gösterelim kim olduğunuzu. Burası reklam ajansı ama biraz yaratıcı olun ya. Aylin, ki senin çok iyi bildiğin bir şey. Ben yerimi bilirim. Evet, usulsüzlük yapmayalım lütfen. Böyle geçelim. Evet, oyun çok basit. Şöyle ki, bir taraf, bir takım buradan ip çekecek, bir takım oradan. Arada böyle git geller yaşanacak. Hangisi çizgiyi geçerse ya da düşerse o taraf kaybediyor. 3, 2, 1, başla! Asalım, destek, destek. Hanım! Hanım ne yaptın? Çıksana Şifi. Taraflar çok önemli. Taraflar çok önemli. Arkadaşlar destek verelim. Asalım kızlar iyice. Tribün çok hadi önemli. Tribün çok önemli. Ya Osman nerede? Ona bakıyorum ben. Ya çek şunu ne Osman'ı ya. Çok önemli arkadaşlar destek verelim. Hanım ne yaptın? Çıksana Şifi. Lütfen destek verelim. Osman'a bakıyorum. Evet, gelmedi o kadar sen çekin. Ya çek. Evet. Hadi siyah takım. Su evet. Şunu şöyle yapmayı gösterdim ben size ya demin. Devencim bırak. Hadi artık bırak ya. Çok güzel araba. 55 model değil mi? 4000 cc 150 beygir. Arabadan anlıyorsun. Şöyle biraz bakabilir miyim? Tabii ki. V8 motor. Otomatik vites. Bu kupeleri sadece bir yıl ürettiler, kaldırdılar diye biliyorum. Evet. Maşallah çok güzel. Pırıl pırıl bakılmış. Eyvallah. Ya lafa tuttum seni de. Kampa mı geldin? Evet. Hangi ajans? Hiçbir fikrim yok. Ha sen şey, eş kontenjanına. Kıramadık geldik. De bana göre değil bu işler. Haklısın. Yavaş. Oyun sonsuza kadar sürecek mi? Osman nerede kaldı ya? Ya senle başlayacağım şimdi Osman'la. Şunu çeksene biraz. Şimdi Can Bey, gelmeden önce gelse ne kadar güzel olur. Havalı havalı tanıştırırım ben onları. Allah'ım ya Rabbim ya. Ya ben dün gece onu tembihledim, kimseyle konuşmayacak. Can Bey'i görünce sadece merhaba diyecek. Ha, iyi, sen söylediysen iyi o zaman. Yani bir kişi olsun. Ay! Çek! Bak sen çek şunu, çek! Evet, Nirmin hadi koş dur ya. Hadi.
Leyla. Osman. Osman. Aa. Aa. Osman. Osman. Hoş geldin Osman. 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 Evet evet, tanıştırayım. Nişanlım Osman. Nişanlısı Osman. Can Bey, patronumuz. Can. Osman. Hayatım, biz bir odaya gidelim. Ben bir şey konuşacağım seninle. Çok pardon. Tabii. Aa, ben de şeyimi odada şey yapmışım. Ben ona şap geliyorum. Vallahi var ya Muzo, çiçek gibi oluyor ha. Böyle yeniden yaratıyormuşuz gibi ha dükkanı. Kızım vallahi çok iyi akıl ettin. Bir dükkanımız var artık, tertemiz, cıncık gibi yaptık. Ama şu sektörü belirlemedik kızım. Sektöre ne karar verecek, kim karar verecek onu bir seçeydik. Biz karar vermeyeceğiz. Evren karar verecek. Ondan sonra bana haber verir herhalde. Ben de seni haberdar ederim. Ama yani hani şöyle düşün, senin bu denklemde çok da büyük bir yerin yok. Yine de vergi refası benim üstüme olduğu için o Evren'e söyle, bana da haber versin. Dükkan benim. Öyle. Muzaffer. Aa anneciğim, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, ne olsun vallahi. Dükkanımızı temizledik, boyuyoruz şimdi de Ayhancığımla. Çok şükür. Maşallah. Muzaffer, ben sana bir şey diyeceğim. Şuraya da otursana yavrum. Allah Allah. Merasimle mi bir şey söyleyeceksin anneciğim? Ne oldu? Vallahi 3 aylık ömrüm kaldı herhalde. Onu söyleyecek. Allah gecinden versin. Ağzından gel alsın yavrum. Olur mu öyle şey? Yalnız şimdi söyleyeceğim şeyden sonra sakin ol, oldu mu? Yok, zaten benim mizacım sakin. Ben istesem de gerilemiyorum. Yavrum benim. Sen hem... Evet, sen hem komşumuz. Sen hem nişanlanmış. Yok, nişanlanmamıştır o. Nişan almıştır ve 12'den vurmuştur. Biliyor musun o fındık kurdu? Ne anasının cin gözü o var ya. Yemin ediyorum nişan almıştır. Yanlış anlamışsın. Nişanlanmamıştır. Melat nişan yüzünü görmüş, kafam kazanmış. Annesinden saklıyormuş. Saklı demiş, gizli demiş. Nasıl gizli demiş kızım? Bizden de mi gizli? Benden başkasıyla nişanlanmış o zaman. Benim haberim yoksa başkasıyla nişanlanmış. Bu kız kimle nişanlanmış? Ya oğlum bir dur, bir durun ya. Aysun teyzeciğim, oluyor mu böyle ama? Allah Allah. Benim kardeşim iş yerinde bir yanlış anlaşılmaya kurban gitmiş. Yani nişanlama falan yok ya. Bozacının şahidi Şıracı. En yakın arkadaşının beyanına mı inanacağım ben şu anda? Arıyorum. Ara, kendin gör. Ahanda kapalı. Yemin ediyorum bu kız nişanlanmış. Vallahi telefonu kapalı. Bu kız nişanlanmış. Ayhan, yürü gidiyoruz. Nereye gidiyoruz Mutlu? Motivasyon kampına. Ya saçmalama oğlum. Orası şehir dışında. Arabamız da yok. Neyle gideceğiz? Metrobüsle mi gideceğiz şehir dışına? Gerekirse teleferikle gideceğiz. Troleybüsle gideceğiz. Adını söyleyemediğim türlü taşıtlarla gideceğiz. Atlarla gideceğiz. Katırlarla devam edeceğiz kızım. Takip et beni. Aklı gitti çocuğun. Eşekle gidiyoruz diyor. Allah'ım yarabbim. Biz sana demedik mi Can Bey'le konuşmayacaksın diye? Sen niye gidip adamla sohbet ediyorsun? Adam geldi yanıma, tanımıyordum ki. Yok. Osman sen bu işi yapamayacaksın. Sen yalan söyleyemiyorsun çünkü. Ya kimseyle muhatap olma, kimseyle konuşma. Sen benim nişanlımmış gibi davran. Bana odaklan. Bende kal. İyi, tamam. Tamam. Şimdi çiftler için bir etkinlik var. Bizi oraya yazdıracağım. Daha inandırıcı olur. Aa, çok iyi fikir ablacığım. Leyla, sen de gelecek misin? Hayır yok Osman'cığım, şimdi siz nişanlı taklidi yapıyorsunuz ya. Çiftsizsiniz yani, o açıdan ben gelmeyeceğim. Tamam, anladım. İyi tamam. Ben resepsiyona gideyim, ikimiz için kayıt yaptırayım. Ararım ben seni, resepsiyonda buluşalım. Tamam, tamam da burası benim odam mı? Evet evet, sen burada kalıyorsun. Biz de zaten hemen bir yandaki odada kalıyoruz. Tamam. Osman bu arada vallahi çok sağ ol ya. Senin yaptığın şu iyiliği var ya, başka hiç kimse yapmazdı. Harika bir insansın. Ne demek canım. Görüşürüz.
geldin Ferit Bey. Emre Bey, kusura bakmayın, rahatsız ediyorum sizi. Ama kafama bir şey takıldı. Bir pot kırmış olmaktan korktum. Ne oldu, hayırdır? Geçen gün Aynur Hanım geldi. Ben de bir boş boğazlı gidip sizin aldığınız yüzükten bahsettim. O da görmek istedi. Fotoğrafını gösterdim. Umarım evlilik sürprizini bozmamışımdır. Anladım, tamam. Önemli değil. Yapacak bir şey yok. Hoşçakal. Ne o, resepsiyona jacuzzi'li oda mı soruyorsun? Valla jacuzzi'li oda olsa... ...sorarım valla, ne yalan söyleyeyim ben. Jacuzzi şart. Kaç vakit lazım? Ya Emre Bey, Can Bey, futbol takımımızda, ajansımızın futbol takımında eksik var. Sizin de oynamanız lazım. Gelin lütfen. Oğlum adam daha yeni jacuzzi'li oda sordu. Keyif adamı biliyorsun. Tam ya, tam keyif insanı gerçekten. Ben çok sıcak darlandım, odaya gideceğim. Aynen, bir de o adamlar bize light gelir. Adamlarla da iş yapacağız şimdi, Farkat'ı büzmeyelim, ayıp olmasın yani. Değil mi Emre? Fikri harikanın bebelerine bak, büzeneceklerini zannediyorlar. Ne dedi onlar bize? Cece bize mi dedi onlar bebe mebe, ben yanlış duymadım değil mi? Evet evet, bebelerine bak, yeneceğini mi zannediyorlar falan gibi şeyler söylediler. Sanem, yoga dersine gidiyorum, gelmek ister misin? Yok, ben nişanımla Osman'la çiftler kurabiyesi etkinliği var, ona katılacağız. Ay çok tatlı, çok yakışıklı çocukmuş, şanslı kızsın ha. Evet ama Can Bey vallahi bizim kadar şanslı değil herhalde. Polen Hanım nerede? Polen Hanım'ın turnuvaları ayıracak vakti olmaz sattım. İş, eğitim, kariyer, güzellik her açıdan zirvede yani. Ama şimdi sen eğer sevgilinle bir kurabiye yapamayacaksan o ilişkiyi neden yaşıyorsun değil mi? Haklısın. Bir de en fazla alerji yapar. Mevsimi zaten. Ama Osman hiç yanından ayrılmaz. Diz dize ele... Osman? Hadi bakalım. Osman. Eyvah. Osman. 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 Ya benim gördüğüm şeyi sen de görüyor musun Deniz? Evet. Yani futbol söz konusu olduğunda bütün erkekler tek hücreli organizmaya dönüşüyor. Yani beyin yerine dalak koy, yine şut atar. Yine atar. Can Bey'e çok yakın davranıyor. Ya bir pot kıracak, engelle şu durmayı. Ya ben nasıl engelleyeyim şu anda bunu yani? Sanem, sahanın içine mi gireyim, ne yapayım? Osman! Ha, güzel. Top alayım. Şimdi hava atışıyla oyunu başlatacağım. Kurabiye yapacağız ya. Gel.
Aylin delirdin mi sen? Birisi görecek. Nasıl girdin odaya? Delirdim. Telefonlarıma bile bakmıyorsun. Niye böyle davranıyorsun? Aylin hadi sonra konuşuruz. Hayır şimdi konuşacağız. Gitmiyorum hiçbir yere. Ha. Senin derdin belli oldu. Al. Abimin kampanyası içinde. Fotoğraflara bakarsın tamam mı? Emre saçmalama. Şu anda derdin bu mu zannediyorsun gerçekten? Umurunda değil kampanya falan. Derdin ne o zaman? Sensin Emre. Yüzüme bile bakmıyorsun. Niye böyle davranıyorsun? Aylin sonra konuşuruz. Duşa gireceğim tamam mı? Hı? İyi ben de gidiyorum o zaman. Yaşandı. Benim de canım sıkıldı biraz bu durumlara. Kendinize gelin canımı sıkmayın benim. Çocuk çocuk hareketler yapmayın. Yetişkinsiniz siz. Bir badminton oynayacaksınız. Birbirinize fırlatıyorsunuz raketleri. Terbiyesiz. Kime söyledim biliyorsun sen kendini. Emre Bey bizim takma demiyorum tabii ki onlara. Onları uyarıyorum bizim yoksa. Tabii. Can buradayız. Devam edin ben siz. Tamam. Şöyle şimdi son oyunumuzda Fikri Harika'dan Sanem arkadaşımı ve diğer ajansdan da Aylin Hanım. Onu alacağım. Evet alalım. Yok yok ben hiç gelmeyeyim ya. Babacığım saçma kalk hadi hadi. Buyurun gözlerini bağlayalım. Şimdi oyunumuzda şöyle bir durum var. Her yarışmacı için 6'şar kişi seçilecek. 3'ü kendi ajansından 3'ü de diğer ajansdan olmak üzere. Evet arkadaşlar 6'şar kişi buyurun. 6'şar kişi. 6'şar kişi. Arkadaşlar gelsenize. Buyurun. Evet yarışmamız şöyle arkadaşlar. Yarışmacılarımız arkadaşlarına dokunarak tanıyacaklar. Bir şekilde dokunarak tanıyacaklar. En çok doğruyu tahmin eden yarışmacımız oyunu kazanacak. Evet. Can Bey. Lütfen hadi gelin. Hadi lütfen, lütfen hadi. Tamam, tamam geldim. Evet, siz de sessiz olun arkadaşım. Neye gülüyorsun? Söyle bir de gülelim. Terbiyesizlik yok, basta. Gülüz.
Tanımıyorum. Tanımıyorum diyor. Sanem, evet. Emre. Evet Emre, Emre Bey. Emre Bey de doğru. Evet, Aylin Hanım kazandı. Tebrik ederiz. Saçma, fazla böyle şeyler, taşkınlıklara gerek yok. Geçelim yerimize. Tamam yeter. Tebrik ederiz. Arkadaşlar yemekten sonra burada toplanacağız. Parti olacak. Hadi bakalım. Beni allak bullak ediyor gerçekten. Kampta kimse görmedi değil mi? Ben artık takmasam mı diyorum. Emre Bey bilmiyorum kim gördü kim görmedi. Bir takıyorum bir çıkarıyorum. Nişanlım olduğu için sürekli takmak zorundayım. Artık ben de bir nişanlım olduğuna gerçekten inanmak üzereyim. Peki o çocuk niye geldi buraya? Yani herkes eşli gelsin dediler. Nişanlım olduğunu herkes biliyor. Ben de dikkat çekmemek için. Anladım. Tamam müzik bende kalsın. Yoksa sıkıntı çıkacak. Can Bey sorarsan olacak. Abim niye sorsun? Bilmiyorum. Taktı kafayı yüzüğe. Yüzük nerede diye sorup duruyor. Anladım. Tamam sen şimdi bana o yüzüğü ver. Abime giderken alırsın. İyi. Oh be üstümden yük kalktı sonunda. Yeter artık. Hadi yemekte görüşürüz. İster misin? Tamam sana bazı görseller göndereceğim. Onlarla yeni bir kampanya hazırlayacaksın. Senin bir tane hacker arkadaşın vardı. Duruyor mu? Ona söyle bir tane internet sitesi açsın. Kampanyayı oraya yükleyin. Kampanyayı bir yıl önce yüklenmiş gibi gösterin. Anlaşılır mı saate tarih oldu? Anlaşılması ne kadar sürer? İyi tamam yeterli bana o süre. Dediklerimi yap benden haber bekle. Sen görsün Emre Divit. Beni aldatmak ne demekmiş görürsün. Ay vallahi ben anladım. Açık hava mı çarptı beni nedir bilmiyorum. Bir uykum geldi yani. Olabilir. İstersen yürüyüş yapalım iyi gelir. Can Bey geliyor. Afiyet olsun. Sen iyi misin? Evet evet iyiyim. Ya alerjim var da. Polen alerjim var da. O yüzden bir kötü oldum. Anladım. Ben hemen geliyorum. Nereye ya? Hemen geliyorum Lütfen. Emre Bey. Cey. Emre Bey. Acil. Emre Bey bu iş beni çok gerdi. Zaten her iş beni geriyor. Yani biraz önce mesela Aylin Hanım'la karşılaştım. Yüzük. Ödüm kopuyor benim o kadına ya. Kadının suratına çığlık attım. Diye çığlık attım kadının suratına ya. Böyle bir çığlık olur mu ya? Yani sonuçta hiç yakışmadı, hiç hoş olmadı. Ben kamp görevlisiyim. Kampın sorumlusuyum ben sonuçta. Hadi afiyet olsun size. Sandalyenizi düzelteyim şöyle. Ya sen neredesin? Sus. Ne kadar güzel oldu böyle değil mi? En azından aynı masada da olsa baş başa kalabildik. Diyorum ya ben ne zamandır hiç görüşemiyoruz, sohbet edemiyoruz.
Ne zamandır hiç görüşemiyor muyuz? Yok artık Eren. Sürekli birlikteyiz ya. Hayır, öyle öyle değil. Mesela işten bahsetmiyoruz şimdi. Aynı şey değil. Ne konuşuyoruz? Ne konuşuyoruz? Ha kardeşim söyle. Kampanyanın billboardlarını asıyoruz tüm şehre. Çok güzel oldu be kardeşim ya. Herhalde güzel olacak. Ben çektim. Ya bak bak havalara bak ya. Hadi hadi görüşürüz. Osman. Osman biraz yardım eder misin? Ne olur bari bir nişanlı gibi davran. Abla bir şey söyle. Kız haklı Osman. Vallahi hiç böyle konuşmamıştık yani. Salataları tiramisuları yerken böyle demiyordun yani. Açık yardım et. Evet ha bir şeyler yap. Destek ol bana. Haklısın ablacığım. Sizin zorunuzda geldim yeter. Kovulacağız diyorum. İkimiz de kovulacağız. Osman. Ya bir nişanlı gibi davranır mısın? Ne olursun. Bir at kolunu at omuzuma bir şeyler yap. Peki bu vegan durumu daha ne kadar sürecek? Yani sonsuza kadar sürecek veganlık bir yaşam biçimidir Osman'cığım lütfen. Sonsuza dek. Nasıl ya? Hiç mi et yok yani? Gerçekten çok abartıyorsun. Ya baksana. Cey, abartıyorsun. Baksana herkes gayet ne kadar mutlu. Neyi abartıyorsun, neyi abartıyorsun? Sen farkında değilsin gerginliğin. Ajanslar birbirine girecek. Denge unsuru ben varım da Allah'tan hiç kimse bir şey yapmıyor. Tamam, geliyorum birazdan. Emre Bey nereye gidiyor şimdi? Ne bileyim, o da gergin. Herkes gergin şu anda. Anladın mı? Sen ayrıca her şeyi hissederdin. Bunları nasıl hissedemiyorsun? Ben başka şeyler hissediyorum ama dur bakalım. Çıkar kokusu. Ha, öyle mi diyorsun? Tamam. Ben bir duş falan alayım ya. Nasıl gidiyor? Yolunda mı her şey? Aha, Emre Bey her şey harika gidiyor. Zaten gitmemesi için de hiçbir sebep yok. Çünkü muhteşem bir organizasyon. Nişanlım Osman. Tanıştırayım. Merhaba. Emre ben. Çok memnun oldum. Bahsettiler sizden. Çok memnun oldum tekrar. Sana da hayırlı uğurlu olsun Senemciğim. Teşekkürler. Afiyet olsun. Görüşürüz Emre Bey. Nasıl ya? Sanem abi geliyor. Kaç kötü çıkın. Götür sakın. Derin Hanım. Sen iyice çığırından çıktın artık Sanem. Sen umutsuz vakasın. Senden hiçbir şey olmaz. Sürpriz. Lütfen hiç rahatsız olmayın. Ben uzun kalmayacağım zaten. Ne yaptınız? Kaynaştınız mı? Eğlendik değil mi? Tamam, çok güzel. Bütün masaları tekne dolaşacağım ben. Tamam, afiyet olsun şimdilik. Oo, tutku lastikler. Siz buradan mısınız? Evet, buradayız. Evet. Çok zarifsiniz. Can Bey. Hoş geldiniz. Sen ne? Benim ellerim yağlı da. Hiç elinizi sıkmayayım. Ellerimi yıkıp geleyim ben. Tabii, buyurun. Can, müsaade eder misin? Ne güzel sürpriz oldu. Şaşırttınız bizi. Nasılsınız? Afiyet olsun. Afiyet olsun. Gözcüğüm. Geliyorum ben hemen. Sanem ne oluyor? Faruk Bey geldi. Yüzüğü geri almam lazım. Gerçekten hiçbir şey aklım almıyor. Delirmek üzereyim. Fabri görsün. Sonra yüzüğü bana geri getir, tamam mı? Emre Bey ne oluyor? Bana açıklar mısınız? Yüzüğü ver, yüzüğü al. Yüzüğü ver, yüzüğü al. Can Bey de tepemde zaten. Yüzük nerede, yüzük yok. Yüzük nerede, yüzük yok. Dilit kardeşi olarak gerçekten kafayı yedirtmek üzeresiniz bana. Sanem sadece yüzüğü bana geri getir. Tamam mı? Sonra ben sana daha sonra açıklayacağım. Söz veriyorum. Hayır, şimdi açıklayacaksınız. Yoksa şuradan şuraya gitmem. Sanem. Emre Bey, gerçekten gitmem. Halini görmemesi lazım. Aylin Hanım'la ne alakası var ki? Aylin benim eski nişanlım. Ayrılınca yüzüğü geri aldım. Şimdi sana verdiğimi görürse ortalığı ayağa kaldırır. Siz başkasına taktığınız nişan yüzüğünü bana mı verdiniz? Ya siz beni ne kadar zor durumda bıraktığınızın farkında mısınız? Senem, tamam yüzük sende kalsın. Ama Aylin'e ne olur gösterme, tamam mı? Söz veriyorum sana, hepsini açıklayacağım.
Size gerçekten inanamıyorum. Geldim. Yıkadım ellerimi. Şimdi el sıkışabiliriz. Tekrar hoş geldiniz. Ben izninizle bir Aylin Hanım'ın yanına geçeyim, olur? Gerek kalmadı, ben geldim. Aylin Hanım. Buyurun. Teşekkürler. Scusa, çok önemli bir telefon. Hemen geliyorum. Ne güzel değil mi? Eski günlerdeki gibi yine hep beraberiz. Yalnız seni tanımıyorum. Aylin ben. Sanem. Solağım da. Memnun oldum. Gider misin Aylin? Aylin bir git artık Aylin. Can, seni tebrik edemedim. Her yerde boy boy haberlerin çıktı. Can David Kadın Derneği için kampanya yaptı. Can David'in kampanyasını uluslararası şirketler destekledi. Can David'in kampanyası ödüllere aday oldu. Nasıl bir kampanya bu? Anlatsana biraz. Ajanın bilgi sızdırmadı mı? Sızdırmadı. İyi, sızdırınca öğrenirsin. Ya da şu an billboardlar asılıyor, yarın herkesle beraber öğrenirsin. Kim bu ajanın çok merak ediyorum. Ah canım benim. Aslında o ajan burnunun dibinde. Ama sen fark etmiyorsun. Derdim, tabii ajan olsaydı. Kusura bakmayın, geldim. Ne diyorduk? Gelsene ben de. Arrivo subito. Ha. Zorunda değilsin. Elimi tutmak zorunda değilsin. Fabri işi bozacaksa bozsun. Ama Can Bey. Sanem, işmiş umurumda falan değil. Eğer istiyorsan, ama gerçekten istiyorsan, o zaman yanımda kal. Derseniz giderim. Kal derseniz kalırım.
la 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 la